Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yapıldığı ve şüphelilere kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından hazırlanan 1453 sayfalık iddianamede Fethullah Gülen'le eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 69 sanık yer alıyor. Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak iddiaları reddediyor. Hükümeti yıkma ile ilgili somut sunulan tek delil 25 Aralık'ta yapılan yolsuzluk operasyonu soruşturma dosyası. Yani cebir ve şiddetle ilgili bir şey yok. Yine silahlı terör örgütüyle ilgili olarak da emniyet mensuplarının, kendi beylik silahlarının, silahlı terör örgütünün silahı olduğu iddiasında bulunuyor. Duruşma İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın büyük salonunda yapılıyor. Gösteri olabileceği düşüncesiyle polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Adliye Sarayı'nın önüne Gülen grubunun destekçileri gelmedi. Şikayetçiler listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 25 Aralık paralel devlet yapılanması davası sessiz sedasız başlamış oldu. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.